Artık dünyada hiç kimse için şöyle ya da böyle demeyecekti. Çok genç hissediyordu kendini aynı zamanda tarifsiz bir şekilde yaşlı. Her şeyin içinden bir bıçak gibi kesip geçiyordu. Aynı zamanda her şeye dışarıdan bakıyordu. Taksileri seyrederken içinde sürekli uzakta, denizden çok uzakta ve tek başına olduğuna dair bir his vardı. Bir gün bile yaşamanın çok ama çok tehlikeli olduğunu hissetmişti hep. Kendisinin hiç zeki ya da çok sıra dışı olduğunu düşünmemişti. Bayan Daniels'ın ona öğrettiği birkaç cılız bilgiyle hayatını nasıl devam ettirdiğini düşünemiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu. Ne başka bir dil ne tarih. Yatakta okuduğu anı kitapları dışında çok az kitap okuyordu. Yine de ona göre tüm bunlar kesinlikle ilgi çekiciydi. Gelip geçen taksiler, ve ne kendisi ne de Peter hakkında ben buyum, ben şuyum demeyecekti. Bugün sizlere Virginia Woolf'un bilinç akışı tekniğini en iyi uyguladığı romanlardan biri olan Mrs. Dalloway'dan bir alıntı yaptım. Nedir bu bilinç akışı tekniği? Karakterlerin kendi iç seslerine kulak vermemizi sağlayan, onların düşüncelerini okuyabildiğimiz bir çeşit monolog ama bir iç monolog. Bu kitapta 1923 yılında geçen tek bir gün anlatılıyor. Dolayısıyla siz de tek bir günde okuyabilirsiniz ama o günü tamamen boşaltmanız gerekecek. Bu romanın tek bir günde geçtiğini özellikle vurguladım çünkü içinde geçen temalardan bir tanesi zaman. Hatta karakterlerden bir tanesi İngilizlerin meşhur saat kulesi Big Ben. O her çalışında başka bir karaktere geçiş yapıyoruz kitapta. Aynı zamanda akıp geçen zamanın, anların Nasıl da her karakter tarafından farklı farklı algılandığını da görüyoruz. Kitapta işlenen başka bir tema da ölüm. Ölümden yani kaçınılmaz olandan korkmamak. Bakın Virginia Woolf kitabın bir başka bölümünde neler yazmış. Önemli olan bir şey vardı. Clarissa'nın yaşamında gevezeliğe boğulan, çirkinleşen, karanlığa gömülen, soysuzlaşan, yalanlara, gevezeliklere gömülen bir şey. Bunu kendinde tutabilmişti genç adam. Ölüm bir meydan okuyuştu. Ölüm iletişim kurma çabasıydı. İnsanlar nedense kendilerinden kaçan öze ulaşmanın imkansızlığını hissediyorlardı. Yakınlık uzağa düşüyordu. Daha az kendinden geçiyordu insan, yalnız kalıyordu. Ölüm bir kucaklaşmaydı. Kitapta çok fazla olay örgüsü yok. Başta da söylediğim gibi bilinç akışı tekniği uygulandığı için bol bol karakterler ve onların iç dünyasına ait düşünceleri okuyarak geçiriyoruz zamanımızı. Her şey aynı gün içerisinde düzenlenen bir partinin hazırlıkları sırasında geçen yaşam, ölüm, tercihler ve seçimlerden ibaret. Ve kitapta dendiği gibi her seçim bir vazgeçiş. Bugün okuduğum Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway kitabından alıntıladığım bölümü Cansu Ersoy göndermiş bize. Ve siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Sevdiğiniz kitapların hoşunuza giden bölümlerinin fotoğraflarını çekerek Instagram üzerinden okur musun Barış Özcan yazıp benimle ve bu kanalı takip eden herkesle paylaşabilirsiniz. Bir başka kitapta bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.